Başvuran vatandaşlarımıza yardımcı olmak için bugün yine elimizden geleni yapacağız. Bir beyefendi bize başvurmuştu biliyorsunuz. Erkan Ataş, Ordu'dan yayınımıza katılmıştı. Evet. 58 yaşında Erkan Bey. Evet. İkinci evliliğini yapmış. Evet. Hatice ile evlenmiş. Evet. 5 yıllık da eşiymiş. Evet. Böbrek hastasıymış kendisi. Evet. Böbreğini kaybediyor. Sonra 5 yıllık eşi Erkan Bey'e böbreğini veriyor. Böbreğini verdikten sonra eşinin çok değiştiğini, kendisine Hatice'nin kendisine hakaretler ettiğini, kötü davrandığını söylüyor Erkan Bey. Ama ben şunu gerçekten anlayamıyorum ve 1 milyon lira da beni dolandırdı diyor. Benden zaman zaman paralar aldı. 5 yıllık eşim tamam böbreğini bana verdi ama beni dolandırdı diyor. Yani ben şunu anlamak istemiyorum. Yani karın 5 yıllık eşin. Evet. Seni nasıl dolandırdı Erkan Bey? Şimdi benim köyde bahçem vardı, fındık bahçem. Sattım bu bahçeyi. Hı hı. Koydum bankaya. Tamam. Müxtelif yerlerde alacaklarım var. Evet. Mesela 73 gram bir yerde altın alacağım var. İşte para olarak bir yerlerde alacağım var. Hı hı. Murat abim alacak. Çek 50 milyar getir. Çektim 50 milyar verdim. Para da gitti. Murat abi kim? Murat abi eşinizin nesi oluyor? Onun yanındaki dostu. Yani sizin eşinizin bir sevgilisi mi var? Değil. Benim bildiğim bir. Özür dilerim. 5 yıllık eşiniz değil mi? 5 yıllık eşim de. Ne zaman öğrendiniz peki Murat denen kişiyle sevgili olduğunu ve sizden aldığı paraları ona verdiğini? Ameliyattan önce mi sonra mı öğrendiniz? Ameliyattan sonra. Benim Şirinevler'de bir tane dairem vardı. Hı hı. Burayı ben kiraya verdim. Tamam. Kendim giriş katına girdim. Evet. Merdiven çıkamadığım için. Hı hı. Rahatsızım, bu bacaklarımda sorun var benim. Evet, biraz problemleriniz var belli. Sağlık sorunları yaşamışsınız. Evet. Ondan dolayı giriş katı tuttum. Giriş katında duruyorum ben. Şimdi Bucak Mahallesi'ne geldim. Burada duruyorum. Kendi evimi ben kiraya verdim. Ay Erkan Bey, şunu anlamak istiyorum. Yani sen 5 yıllık eşin, sen böbrek ameliyatı oluyorsun. Yani evet. Böbrek nakli oluyorsun daha doğrusu. Evet. Böbreğini verdikten sonra eşin çok değişmeye başlamış. Değişti. Böbreğini verdikten sonra mı seni aldatmaya başladı? Evet. Öncesinde bir şey yoktu. Öncesinde vardır ama ben bilmiyorum. Yani sen ondan sonra fark ettin bazı şeyleri. Yani peki ne oldu? Yani sonuçta bak bir şey söyleyeyim sana. Ben dün de seninle konuştuğumuzda yani... Bir insan sana kolay kolay böbreğini vermez, seni seviyor demek ki. Seni seviyorsa nasıl aldatıyor, ben onu anlamadım. Böbreğini sana vermiş onu ya. Onu kendine sormamız lazım. Onu kendine sormamız lazım. Sen ne zamandır görmüyorsun Hatice'yi? Neyi? Kalp ne zamandır görmüyorsun? Ne kadar oldu görüşmeyeli? Görüşmeyeli bayağı oldu. Bir ay, iki ay, üç ay? Bir ay. Bir ay oldu. He. O evi terk etti, gitti mi peki? Evi terk etti, kapıları kilitledi. Evet. Samsun'da ben ameliyat oldum. Tamam. Yani böbrekten kaynaklı şu şekilde muhtelif yerlerde yara çıktı. Simsiyah bir yara. Evet. Samsun Ordu'da yapamadılar. Ne zamandan beri Hatice'nin böbreğini taşıyorsun? Tam bir yıl oldu. Bir yıldır yaşıyor. Ha? Peki özür dilerim, bana bir anlatır mısın? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Çünkü yani böbreğini sana vermiş ya. Sonrasında nasıl değişti? Ne oldu yani? Ben bilmiyorum. Hayır, sen söyle. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Yani şey demişsin, ekibime demişsin ki ben yani işte kahvaltımı hazırla diyormuş sana. Baya baya kötü davranıyormuş yani. Şimdi sabahları o çay hazırla. Yumruk buraya çayı hazırla diyor. Ya bana. Evet. Başka çayı hazırlayayım. İşte kahvaltıyı masaya diziyorum. Aha. Hadi canım kalk. Kalk ye çayın başına. Öncesinde Hatice mi hazırlardı her şeyi? Evet. Sonra sana böbreğini verdikten sonra... Değişiklikler başladı bundan sonra. Böbreğini verdikten sonra seni böyle kullanmaya başladı diyorsun. Eline mi yapışır diye, evi süpürsene diye, süpürge alıp da diye. Yani. Bana. Bu şekilde. Yani sen de yeni böbrek nakli oldun. Normalde yardım etmek lazım ama böbrek nakli olduğun için hastasında yardım edemiyorsun anladığım kadarıyla. Yok. Hı? Benim yetme şansım yok. Ama yaptı mı peki Hatice senden istediğin için bu ev işlerini falan? Ev işlerini yaptı. Sen yaptın mı? Sonra Hatice sana bunu yap demiş, şunu yap demiş, evi temizle demiş. Yaptın mı onları? Yaptım. Yaptın. Tabii gelsin yüzüne söyleyeyim. Yaptım ben. Şimdi Hatice burada. Birazdan sizi yüzleştireceğim ama Hatice sen kaç evlilik yaptın? Kaç mı? Evet. Hatice 2. Hatice ile 2. Daha önceki eşin? Önceki eşim bu rahmetli oldu. Rahmetli vefat etti. Öyle mi? Beyinde sıkıntılar vardı, gitti. Öldü yani. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, Allah razı olsun. Çocuğun var mı senin? Bir kızım, bir oğlum var. Peki onlarla görüşüyor musun? Hayır. Neden? Bu Hatice'nin yüzünden ortalık dümdüz. Ortalık dümdüz. Ama 5 yıldır hayatındaymış. Peki Hatice 10 evlilik yaptı diyormuşsun, doğru mu? Ben bu olaylar patladıktan sonra öğrendim hepsini de.
10 evlilik, evet. 10 resmi evlilik mi yapmış? 9. benim işte. 9. sensin? 10. da bu Murat dediğim adam. Yanına gittiği adam. Ama Murat evli değil miydi ya? Murat evli. Evet. Karıyı kovmuş evden. 4 tane çocuğunun karısı Gülyalı'da duruyor. O orduda ama duruyor. Ama Murat resmi olarak evli, senin eşin evlenemez ki. He? Beraber mi yaşıyorlar diyorsun? Beraber yaşıyorlar. Yani Hatice yüzünden Murat da karısını evden kovdu, öyle mi? Hatice'den önce bu. Hatice'den önce bırakmış. Ne, ama Hatice'den önce ayrılmış mı resmi olarak? Resmi olarak bilmiyorum ama Gülyalı'da oturduğunu biliyorum. Sen daha evden neden gitti senin eşin Hatice? He? Evi neye terk etti? Bilmiyorum, kendine sormak lazım. Hı. Ya benim bir hakaretim yok, bir lafım yok, bir sözüm yok. Varsa yedik, yoksa baktık. Sen Hatice'den ne istiyorsun Erkan Hatice'den Bey? Ben fındık bahçemin parasını getirsin, benim paralarımı bana getirsin. Ondan sonra adam gibi çıksın karşıma, boşanalım, bu yoluna geçsin, ben de yoluma gideyim. Fındık bahçesi 750 bin lira fındık bahçesini satmışsın. He, köydeki. Köydeki. Evet. Onu peki satınca Hatice'ye mi verdin? Yok, bankaya koydum. Bankaya koydun. Onu da kullandı mı Hatice? İşte çek lan getir, 50 milyar getir. Kime verecek Hatice? Murat abiye verecek. Murat abi ne iş yapıyor? Murat abi gir içeri gezer. Yani Hatice senden aldığı paraları sevgilisiyle yedi içti diyorsun. Evet. Peki Hatice buraya gelirse eğer? Gelsin. Boşanmak mı istiyorsun? Paramı verecek, bırakacak. Yani o yoluna gidecek, ben yoluma gideceğim. Ya Hatice ile sizin herhalde beraber görüntüleri vardı galiba. Bir ekranlara birkaç tanesi giriyor ama bütün görüntüleri ekranlara getirelim mi? Yani aslında birbirinizi seviyormuşsunuz. Böbrek son bir yılda her şey değişmiş. Evet. Dört yıl güzel miydi? Dört yıl güzeldi, evet. Dört yıl iyiydi yani. Tamam. Hatice ile ikisinin bir görüntüleri ekranlara gelsin lütfen. Hatice ile ikisinin. Şöyle bir şey söyledin Erkan Beyciğim. Diyorsun ki Hatice bana ilaç verip beni öldürmeye kalktı. Kortizon ilacım var benim böbrek için kullandığım. Böbrek için kullandığım bir ilacım var. Evet. Kortizon ilacı. Kortizon ilacın, evet. Bu ilacı 3 alıyordum. Direktmen 1'e düşürdü. Bunu azalttı. İlacını azalttı yani. Direktmen 1'e düşürdü. 1'e düşürünce işte şu gösterdiğim yaralar, yani en zayıf noktalar, bu bölgelere sardı. Bundan sonra orada... Peki doktor sana günde 2 kez mi içeceksin dedi. Hı-hı. Peki doktor 2 kez içeceksin diyor. Hatice'den de şüphelenmeye başlıyorsun. Hı. Hatice 1'e düşürünce desene ben 2 tane ilacımı içeceğim. Niye demedin? Şimdi bu ilaçta bu... Nasıl kullanılacak, nasıl edilecek? Ha, ona güvendin yani sen. Tabii ki güvendim. Hı, güvenince de aslında sonrasında ilacını düşürerek yani o böbreğin tutunmasını mı? Tabii, yani tabii. Böbreğin sana verdiği böbrek şey olsun, tutunmasın diye şey yaptım. Atsın diye tabii ki. Atsın diye. Tabii. Aa, bu çok acayip bir iddia. Hem böbreği sana veriyor, sonra anladığım kadarıyla pişman oluyor diyorsun. Sonra o böbrek atsın, vücut onu şey olmasın, böyle uyuşmasın diye. Evet, kortizon ilacını ben ameliyattan çıktım, gözlerimi açtım. Aa, acayip doktor bir şey. Ağzıma verdi kendisi. Tamam, dur Erkan Beyciğim. Ali Şimdi Bey. Hatice burada seninle yüzleşmeye geldi. Tamam, gelsin. Onun...